Bir zamanlar, yemyeşil bir ormanda Yeşil adında bir kurbağa yaşarmış. Yeşil, ormanda çok cimri ve bencil olmasıyla tanınırmış. Yemeğini ya da gölet kenarındaki en sevdiği dinlenme yerini paylaşmayı hiç sevmezmiş. Bu durum ormandaki diğer tüm hayvanları çok kızdırırmış. Bir gün, Yeşil göletin kenarında oturmuş güneşin tadını çıkarırken, bir sincap ailesi ona yaklaşmış. Anne sincap kibarca Yeşil'e yavrularının gölette oynayıp oynayamayacağını sormuş. Ancak Yeşil her zamanki bencil tavrıyla yerinden bile kalkmadan reddetti. Anne sincap içini çekmiş ve ormanın en yüksek ağacında yaşayan yaşlı Bilge Baykuş'la konuşmaya karar vermiş. Baykuş onun sorununu dinledi ve bilerek başını salladı. Uçarak Yeşil'in oturduğu yere gelmiş ve bir nilüferin üzerine tünemiş. Yeşil, "Sevgili kurbağam, ormandaki tüm hayvanların neden sana kızgın olduğunu biliyor musun?" diye sormuş baykuş bilge bir ses tonuyla. Yeşil omuz silkti ve başkalarının onun hakkında ne düşündüğünü umursamadığını mırıldandı. Baykuş içini çekti ve Yeşil'e, tıpkı Yeşil gibi genç ve bencil olduğu zamanlarla ilgili bir hikaye anlattı. Ona paylaşmanın ve iyiliğin bencil ve cimri olmaktan daha faydalı olduğunu öğrendiği zamanları anlatmış. Yeşil baykuşun hikayesini dikkatle dinledi ve içinde küçük bir anlayış kıvılcımı tutuştu. Bir zamanlar baykuşun olduğu gibi yalnız ve sevilmemiş olmak istemediğini fark etti. Ormandaki hayvanlar için daha iyi bir arkadaş olmak istiyordu. Bu yeni farkındalıkla Yeşil, sincapların oynadığı yere zıpladı ve bencil davranışı için özür diledi. Onları gölette kendisine katılmaya davet etti ve hatta en sevdiği uzanma yerini onlarla paylaşmayı teklif etti. Sincaplar çok sevinmiş ve hep birlikte gölette oynayarak harika bir gün geçirmişler. O günden sonra Yeşil paylaşmanın ve nezaketin önemini öğrendi. Ormandaki en dost canlısı kurbağa olarak tanındı ve tüm hayvanlar onunla vakit geçirmeyi çok sevdi. Ve Yeşil, kendisini önemseyen arkadaşları olduğunu bildiği için her zamankinden daha mutluymuş. Kıssadan hisse, paylaşmanın ve nezaketin, arkadaş edinme ve gerçek mutluluğu bulma konusunda uzun bir yol kat ettiği. Yeşil, cimri ve bencil bir kurbağa olarak başlamış olabilir, ancak küçük bir kalp değişikliğinin dünyada büyük bir fark yaratabileceğini öğrendi. Bu yüzden, tıpkı kurbağa Yeşil gibi paylaşmayı ve nazik olmayı her zaman hatırlayın.